Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi sizlerle birlikte bugüne kadar görmüş olduğumuz toplama ve çıkarma işlemleriyle alakalı karışık bir etkinlik hazırladım. Ortaya karışık. Bu ortaya karışık etkinliğimizde hem üst düzey soru tiplerinin için bize lazım olan bilgileri göreceğiz, hem de işlem hızımızı geliştireceğiz farklı etkinliklerle. Hemen hiç vakit kaybetmeden dersimize geçiyoruz. Ben şimdi sizler için hazırladım. Akıllı ödev 14'ü açacağım. Sizler de ellerinizde yoksa akıllı ödev 14'ü indirebilirsiniz. Uzaktan öğretmenim Telegram adresinden. Bunların hepsini ben paylaşıyorum. Sizler de indirebilirsiniz. Evet, derse başlıyoruz. Şimdi akıllı ödev 14'te karşınıza şöyle bir şey çıkıyor çocuklar. Harfler ve önlerindeki semboller. Yapmamız gereken şey bu harflerin neye karşılık geldiğini bulmak. Söz hakkı verdiğim arkadaşınız önce sesini açacak ve o sayıyı söyleyecek bize. A ile başlıyoruz. Hatice Beyza, A harfine oku ve bize cevapla bakalım. Üç basamaklı en büyük sayı 999. Teşekkürler. Y harfini Mustafa Selim, sen yap bakalım Y'yi de. Sesini aç ve cevap oku, sonra cevapla. Rakamları farklı, 3 basamaklı en büyük sayı 987. Harikasın. Peki devam ediyoruz. Hirasu, sıra sende. C harfi. Rakamları farklı, 3 basamaklı en küçük tek sayı. Rakamları farklı en küçük sayı 102. Ama tek dediği için 103. Harikasın çocuk, güzel kızım. 102 rakamları farklı en küçük sayıdır. Ama bize tek dediği için arkadaşımız dedi ki o zaman 103 dedi ve doğru cevabı verdi. İkracım, E sende. Rakamları farklı, 3 basamaklı en küçük diyor. 3 basamaklı en küçük dediği için 102. Bravo, harikasın. Hemen devam ediyoruz. Ali Emin, Z sende. 100 basamağında 5 olan en küçük 3 basamaklı sayı. Örneğin 100 basamağında 5 olan en küçük. En küçük 3 basamaklı sayı 105. Şimdi 100'den bir ay, okuyalım. 500 öğretmenim, 500. Evet, şimdi oldu işte. 500 olur. Peki G'ye geçtik. G'yi de bize Hirasu yapıyor. Öğretmenim ben yaptım. Çok özür diliyorum o zaman. Hatice Beyza yapıyor. Onlar basamağı 9 olan 3 basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayı. Onlar 9 olan en küçük rakamları farklı diyor ve en küçük tek sayı diyor. 100 hocaman 100 90 91. Bir dersek rakamları aynı oluyor. O zaman bir büyük tek. Evet, şimdi oldu işte. Harikasın. Kaan, namı diyar Messi. Hadi bakalım, sıra sende. H'yi de sen yap. H biraz zor ama yaparsın diye düşünüyorum. Sayı değerleri toplamı 7 olan rakamların farklı 3 basamaklı en büyük sayı. Sayı değerleri toplamı 7 olacakmış. O zaman 700 deriz ama ne diyor? Rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük sayı diyor. 700 dersek rakamları aynı olur. Öğretmenim, 430 olabilir mi? Hayır. Daha büyük bir sayı da var. Mesela 6 ile başlatalım. 600 en büyüğü sorduğu için ne diyebiliriz? 10. Bravo, harikasın. Peki I ile devam ediyoruz. I'yı da bize Hüseyin Çınar yapıyor.
Üç basamaklı en küçük sayı 100. Evet. Üç basamaklı en küçük sayı 100. P ile devam ediyoruz. P'yi de bize Hüseyin'den sonra Merve yaptı diyebiliyorum. Miraç yapıyor. Yüzler basamağı 7 olan en büyük 3 basamaklı çift sayı 792. Daha büyüğü var. Daha büyük dediği için daha büyük bir çift. 798. Evet. Büyük dediği için büyük çift sayılara bakıyoruz. M harfindeki kısmı da bize Ali Emin yapıyor. Ali Emin yapmış mıydın sen? Evet, öğretmenim yaptım. Deniz yapıyor o zaman. Dört, iki, sıfır rakamlarını kullanarak yazılabilecek üç basamaklı en küçük sayı öğretmenim. Rakamları kullanarak yazılabilecek üç basamaklı 400. En küçük dediği için başa en küçük. 240 öğretmenim. 204. Daha küçük bir sayı. 204 yazabiliyoruz M'ye de. Peki O'ya geçelim. O'da bize Yasin Eymen. Hadi bakalım. Sayı değerleri toplamı 10 olan 3 basamaklı en küçük sayı. Bak, rakamları farklı demiyor. Dikkat et. Sayı değerleri toplamı 10 olan 3 basamaklı en küçük sayı. Bir kere en küçük dediği için yüzer basamağına 1 koymak zorundasın. Değil mi? Evet. Sonra? Bir de 0. 0. 10 olması için birler basamağına ne yazacağım? 9 yazarsam 9, 1, 0 topladığımda 10 yapıyor. Sayı değerlerin toplamını bulmuş oldum. O sayısı da 109'muş. L'ye geçtik. L ile bize Erdem yapıyor. Yani Ronaldo. Hocam bir dakika şu L'yi not alayım. Nerede kalmıştık? L'de. Birler basamağı 6 olan en büyük 3 basamaklı sayı. Hocam şimdi... 996 yazarsam olur. Olur. Çünkü rakamları farklı diye bir şey söylemiyor. Evet. Tebrikler Erva Karen. Güzel kızım. Hadi bakalım. K'yi sen yap. Pardon. N'yi sen yap. 0, 3, 8 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük tek sayı. Tek sayı dediği için 3'ü birler basamağına alacağız. Sıfır başa koyamayız. O yüzden 8 başa koyduğumuzda 803 olacak. Bravo. Birazdan bunlarla ilgili işlemler de yapacağız çocuklar. K'yi ben yapıyorum. Çocuklar K'ye dikkat edelim lütfen. 5, 2, 0 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük çift sayı diyor. Şimdi 5, 2, 0 rakamlarını kullanacağız. 3 basamaklı olacak. En küçük ve çift olacak. Ben burada... Çift dediği için birler basamağına 0 ve 2'yi yazabiliyorum. Ama ben küçük dediği için 2'yi yazacağım. Geriye 5 ve 0 kaldı. Başa 0 yazamayacağımdan dolayı böyle dedi bir arkadaşınız. Doğru mu bu? Bu yanlış bir cevap oluyor çocuklar. Niye? Çünkü bundan daha küçüğü var. O da 0'ı sona yazarım, 2'yi başa yazarım, 5'i de ortaya yazarım. Doğru mu? 5, 2, 0 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı mı? Evet, 3 basamaklı. Çift mi? Evet, çift. Daha küçüğü var mı? Yok. O zaman cevap K'nin cevabı 250 oluyor. B'ye geçelim. Evet, bu K'yi genelde yanlış yapıyor. Eğer bu K'yi ilk seferde doğru yapan izleyen öğrencilerimiz arasında da varsa tebrik ediyorum onları da. B'ye bakalım. Haydi B'yi de bize Hira Demirel yapsın. 9, 1, 6 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük çift sayı. Şimdi bize burada en küçük çift sayı istiyor ve 3 basamaklı istiyor. Yüzler basamağına 1 yazarım en küçük çift sayı dediği için. Evet. Sonra onlar basamağına 9 yazarım, en sona da 6 yazarım. Çünkü tek çift sayı zaten burada 6 var. 6'yı yazdım. 1 ve 9'u da küçük dediği için küçükten büyüğe sıraladım. Çocuklar
Süper. Gayet iyisiniz. Şimdi gelelim işin asıl kısmına. Yani işlem kısmına. İşlem kısmında şöyle küçültelim biraz. İşlem kısmında önlerinizde bu çıktılar var veya kalem kağıt var. Hiç fark etmez. Benim size işaretlediğim soruyu önce yapan kazanır. Peki şöyle küçük de bir yarışma yapalım aramızda. 3 tane arkadaşınızın ismini söyleyeceğim. Cevabı ilk bulan sesini açıp cevabı versin. Önce bir erkeklerle başlayalım. Erdem, Yasin, Deniz. Açın bakalım seslerinizi açın ama. İlk işaretlediğimi yapacaksınız. Cevabı bulan direkt cevabı söylesin. Karışık soracağım. Evet, şu işaretlediğimi yapın çocuklar. Herkes yapıyor bu arada. Ekranları başında izleyen çocuklar sizler de yapıyorsunuz. Ama sadece Erdem, Yasin ve Deniz'den biri cevap verecek. 400 dedi Erdem. 400 bence. Emin misin? 406. Kim o 406? Deniz mi? Benim öğretmenim. Deniz herhalde. Evet öğretmenim benim. Deniz'im dinliyoruz seni. Nasıl yaptın? Öğretmenim 610'dan 204'ü çıkardım. H'ye bakıyoruz önce. 610 yazdım buraya. M'ye bakıyorsun. M'ye baktım 204 buldum öğretmenim. Dinliyoruz ama çıkarmak sıfırda, için. 0'dan 4 çıkmaz. Buradan bir 10 kaldık. 10 oldu buraya öğretmenim. 10'dan 4 çıktı 6. Bu da 0 kaldı. Bu direkt 0'ı yazıyoruz. Ve 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 406 öğretmenim. Hocam peki, ben Deniz. 406 diyecektim de 6'yı 0 olarak görmüşüm. O yüzden 400 dedim. Olur bazen öyle ufak tefek. Hirasu birinciyi sen yap bakalım bize. A'dan C'yi çıkarmamızı istiyor. A 999'da C'de 103'te. 9'dan 3 çıktı. 6, 9'dan 0 çıktı 9, 9'dan 1 çıktı 8, 896. Tebrik ediyoruz seni ve sonraki soruyu bize Hira çözüyor. Üçüncüyü de yani dördüncüyü de Hatice çözecek. Evet Hira. Y ve P var öğretmenim şimdi. Y'ye bakıyorum. 987. Ben de yazayım. Sonra P. P'ye bakıyorum. 798. Sonra diyor ki bunları çıkartınız diyor. Çıkaracağım. 7'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10 kaldık. 17. 17'den 8 çıkardık. 9 kaldı. 8 değil 7. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10 kaldık. 17. 17'den 9 çıkardım. 8. 9 değil 8, 8'den 7 çıkardım 1, 189. Evet çocuklar klasik böyle çıkarma toplama işlemlerinden daha eğlenceli değil mi bu? Böyle bir sürü işlem yap sıkılıyorsunuz bir süre sonra. Ama böyle olunca çok da eğlenceli oluyor. Devam edelim sıradakiyle Hatice Beyza. K'den O'yu çıkarmamızı istiyor. K, nerede? 250. O da 109. Bunları çıkartacağız. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'u kaldık. Burası 10 oldu. 5'te 4 oldu. 10'dan 9 çıktı 1. 4'ten 0 çıktı 4. 2'den 1 çıktı 1. 141. Bravo. Hemen yazıyoruz çocuklar. Bu arada bizi YouTube'dan izleyen öğrencilerimiz de beğen butonuna basmayı unutmasın. Bütün öğrencilerimiz bu çalışmaları görsün. İstifade etsin. Biz de mutlu olalım. Kaan sendeyiz. Öğretmenim şimdi burada L'den C'yi çıkarmamızı istiyor. L'ye 996 demiştik. Hı. Şimdi C'yi bulalım. Y'nin altında 103. Bunları çıkarırsak 6'dan 3 çıktı 3. 9'dan 0 çıktı 9. 9'dan 1 çıktı 8. Yani cevabımız 893.
Harikasın. Hüseyin Çınar, sonra Merve, sonra Miraç. G burada. Hüseyin, sesinde bozukluk var. Biz Merve ile devam edelim. Senin sesini halledince sana da söz hakkı vereceğim. Merve sendeyiz. G 193. Evet. I 100. Peki. Hemen zihinden bile yapabilirsin bence bunu. Çıkarınca cevap 93. Çok güzel. Devam ediyoruz Miraç'la. Sonra Ali Emin. N 803, B 198. 803'ten 198 çıktı. 3'ten 8 çıkmıyor. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0 kaldı. 8'de 7 7 oluyor. 7'den de 1 çıktı. 6 600 5. Çoğu arkadaşımız bu işlemlerde hata yapıyor. Neden? Çünkü 3'ten 8 çıkmayınca komşuya gideceğiz ama komşuda olmayınca yüzlük komşuya gidiyoruz. Yüzlük komşu bir tane verince 7 oluyor. Burası 10 oluyor. 10'un bir tanesini verince burada 9 kalıyor. Burası ise 13 oluyor. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalıyor. 9'dan 9 0. 7'den 1 6. Cevabımız 605. Öğretmenim, C'den G'yi çıkaracağız. Şimdi bakıyoruz C 103. G 193. Öğretmenim, 193'ten 103'ü çıkarınca 3'ten 3 çıktı 0. Toplama işlemi olduğunu tabii dikkatli bir şekilde görmen lazım. Bu artık toplama işlemlerine geçtik. Öğretmenim, 3 ile 3'ü toplayacağız 6. 9 ile 0'ı topladığımızda 9. 1 ile 1'i topladığımızda da 2. Cevap 296. Teşekkür ediyoruz Ali Emin. Deniz, Yasin ve İkra diye devam ediyoruz. Evet, Z ile I'yı toplayacakmışız öğretmenim. Z nerede bakalım öğretmenim? Burada. 500'den öğretmenim. 100'ü çıkaracağız. 500'den 100'ü çıkarınca 400 zaten öğretmenim. Ama toplayacağız. 600. Evet, I da 600 oluyor toplamı I'yla. Devam ediyoruz. P ile M'yi toplayacağız. P 798, M 204. 798 ile 204'ü toplarsak tek tek topla. 4 daha 12'nin ikisi elde var. Bir verdik. 10 oldu. 10'un 0 elde var. Bir. Elde var. 4 toplamakta çıktı. Yani cevap 1002. Vay, 4 basamaklı da okuyabiliyorum diyorsun yani. Evet, 1002. Öğretmenim. Devam ediyoruz. Şimdi öğretmenim, N'ye bakıyorum. N 803. B'ye bakıyorum. B'de 196. Toplama işlemi olduğu için topluyorum. 9 6 6 3 daha 9. 9 0 daha 9. 8 1 daha 9. Yani 999. Çok güzel. Üçlü toplamalara geçtik şimdi. Erdem ve Erva Karen yapacak. En sonuncu da Hira Su yapacak. Hocam, bu arada ben bir plan uyguladım. Yani şu an yarışma yapsak kesin ben kazanırım. Tamam, hadi bakalım. Önce bir sıra sana geldiğinde soruyu çöz. Yarışmaya sonra bakarsın. Hocam. H 610, I 100, O 109. Toplayalım 819. Bakalım 9, 1, 8. 819. Doğru cevabı verdi arkadaşımız. Haydi Erva Karen. Öğretmenim. C 103'tü. M 204, B de 196. 6 4 daha 10, 3 daha 10, 13 50 var 1. 10 oldu, 10 0 51. 2 2
2 bir daha 3, bir daha 4, bir de 50 vardı 5, 503. Harika. Hemen onu da yazıyoruz ve sonuncuya geçtik. Gayet güzel, eğlenceli ve öğretici bir etkinlik oldu. Devam edelim. Son soruyu Hilas'ı yapıyor. Ve Hilas'ı son soruyu sen değil de Mustafa Selim yapsın. Misafir öğrencimiz ya. Mustafa Selim yapsın. Müsaaden olursa. Olur mu? Olur öğretmenim. Teşekkürler güzel kızım. Haydi bakalım Mustafa Selim sonuncu sende. Anne ben yazabilir miyim? Yok ben yazayım sen söyle. İlk Z'ye bakalım. Z. Evet. Bul bakalım Z'yi bize. Ben buldum burada. Z 500. Evet. K 250. Çok güzel. G'de 193. Bakalım doğru mu? Evet, o da 193. Devam. Toplayalım. İlk birler basamağında 3 var. Evet. Onlar basamağında. Şu 5 miydi? O evet, zaman 4'ün 4'ü elde var 1. Evet. 900. 43. Evet çok güzel. Harikasın. Selim sen de bugün ilk dersin bizimle. Maşallah gayet güzel kaynaştın. Birazcık hızlanmamız gerekiyor ama gayet başarılısın. Çok tebrik ediyorum seni. Çocuklar 943'ü de yazıyoruz. Ve şöyle kağıdımıza genel bir bakış yapıyoruz. Akıllı ödev 14'ü sevgili öğrencilerim. Uzaktan öğretmenim Telegram adresinden indirebilirsiniz. Ayrıca uzaktan öğretmenim Instagram adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bu çalışmamızdan istifade ettiyseniz arkadaşlarınıza, çevrenize de dağıtabilirsiniz. Hiçbir şekilde telif vesaire falan vermiyoruz. Sadece kullananlar bir dua etsin, bir Allah razı olsun desin. Bizim için yeterli. Çocuklar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Beğen butonuna basmayı unutmayın.